Merhaba sevgili Konuşan Mutfak takipçileri. Bugün sizlerle hazır da mevsimi gelmişken vişneli bir kek yapacağız. Hemen malzeme listesini sayalım. Daha sonra birlikte aşama aşama yapacağız. Malzemeler 3 adet yumurta, 2 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 kase vişne, 2 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kakao, aldığı kadar un. Evet, öncelikle yumurtalarımı kırıyorum. Arkasından 2 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Şimdi çırpma işlemine başlıyoruz. Çırpma işlemini tamamladık. Yumurtayla şeker iyice birbirine girdi. Beyaz rengini aldı. Daha sonra 1 su bardağı sütümü, 1 su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir parça daha çırpacağım. Biraz un ve daha sonra kabartma tozunu ilave edeceğim. İki paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. Evet, kek hamurumuzu kıvamını gördüğünüz üzere boza kıvamında bir kek hamuru elde ettik. Şimdi çırpıcımı çıkarttım. Hemen şöyle itiyorum. Şöyle. Yağladığım kek kalıbım var. Kek kalıbına şöyle şunları da bir kenara alayım. Yağladığım kek kalıbına bu harcın bir kısmını dökeceğim. Üzerine çekirdeklerini çıkarttım. Vişneleri ilave edeceğim.
olan kek hamurumu şöyle içerisine 2 yemek kaşığı kadar kakao ilave edeceğim. Şöyle. Bu kek hamurunu da kakaolu olarak üzerine dökeceğiz. Yani iki renkli olmuş olacak. Evet, kakao kısmını da hallettik. Eğer kakaonuz çok koyu kıvamlı olursa, kakaolu harcınız, içerisine bir parça süt ilave edip de açabilirsiniz. Şimdi bunu kalan hamurda kakaolu kısmını da vişnelerin üzerine döküyorum. Evet, daha sonra bir bıçak yardımı ile aşağıdan yukarıya bütün hepsini karıştırıyorum. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişirmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kekimiz bayağı kabardı. Kabarmada da bir sorun görünmüyor. Sizler için sıcak ama yine de kesiyorum. İçini de görmenizi istediğim için şöyle kalın bir dilim kesiyorum. Evet, iç dokusu da gerçekten çok güzel. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen unutmayalım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.